Hoş geldiniz hakkınız baş üzerine. Bu birinci oturmağımızdı bu yeni ilde. Bu yeni ilde tebrik ederiz. İnşallah her il olur. Aziz misafirlerimiz de var bugün. Misafirlere de hoş geldiniz baş üzerine. Yani bu ilin bu adını görünür yani her bir il olacaktı. İnlerle gördük özün yani görürük yağıştı, bir sağıdı yani kıştı yakın. Bu iki ilde takriben kış görmemişim. İşte oturmağımız daha daima köylüler hepimiz geldik oturup buradaki buradakiler eşitlerler. Duzdan da var bizimle geldi, köprüden de var geldiler otururlar. Yani görmemiz birbiri görmekti. Ama bunu daima benzerdirem oturmağımız bir bayram kimin bir yerde nece birbiri görürük, birbiri tokalaşırız, bir şey deriz. Yani böyle insan keyfi geldi. Ben şahsiyen yani keyfim geldi. Görüm cemaati birbir. Hepsi elhamdülillah sıhhatlerdi. Sıhhatleri iyiydi. Vazaları iyiydi. Hazırda yani eğer birden bir müşkilası var, bir şey var. Tabii o zaman öz ara yerimizde de bir hal edeğin özünü, bir şey tapak özü. Kifiriyede doğrusu eşlilik daima yağıştı ve hayırdı ve bilmem de hemen gitmemişim doğrusu bu yakında. O yolları var bitip bitmeyi bilmem de kim gidip de bu yakında bir şey verecekti bize. Kifirin vazanından tarafa. Ay kimse giden var ise. İnşallah gider de yani bir ben Ebu Ali'nin bir gitmeği var oraya bu yakında bu hafta gelen hafta. Bu hafta arası geçtiler tercih oldu çünkü yağışıydı. Yani bir bu şeyin kifirin bir vazayı pazarının o ilamiler gidiyor öz giden işte bir ilam olsa bir bildirsinler yani bu kifirin ne vazadadı ne haldadı. Bir daha diyelim hoş gelmişsiniz baş üzerine. Her zaman böyle haz ederim böyle çok oturağın daima hapız gelersiz. Kimse tahir olması. Tahirde olan tabi bir özrü var o da başkadı. Özrü olan da işte bize bildiri diğer ben gelebilmirem. Daima Ebu Ali hapsine valla mektup yazar, risale yazar yani mesajlar. Yoksa telefon eder, şahsi birbiri üzerine. Öyle gir. Bir daha o yenge mücellemiz çıktı, mücelle kifri malı. Bilmem herkes alıp alan var, yok, almayan var. Tevzi olurlar, tevzi olurlar. Yok, şimdi aldım. Olmuyor, tevzi olmuyor. Yani iyi bir adet, güzel katipler var yani yaz ki müsaade edilir yazıplar içinde. Onları da tebrik ederiz inşallah. Şey ederiz, hediyeler hazırdır. Tevzi olur, hafıza inşallah. Bes onca var ben özüm mücelle şeyinde de öyleyim yani hayasında. Bes haya biraz sıkıntı olur yanlarında çünkü kimse müsaade etmiyor. Bir makaleler bir şey yazmıyor. Bir malumat ne var yani bildirmiyor bir şey. Hafızın da malumatı var inşallah. Hafız bilirsiniz ne var. Çoğu da yani yazabilir. Yani katip de diyagın. Ya yani yazabilir verse. Bir müsaade de şey için mücelle için daha hoş daha ravunaklı çıkar. Bu da benim şeyim daha bilmiyorum. Abi ailem bir şey var ise. Burada başka diyelim ki arkadaşlarımız, dostlarımız hoş geldi. Başta Üstad İbrahim Koryalı. Bizim şahkete tühfe bir küfür şarkısı yaptılar. Üstad Nebil yardımıyla beraber. Tabi Ziyad Salih Almanya'da bunu yaptı. Çok güzel. Yani doğrudan ve kendi sevindik. Bunu bir şehir idare devamlı çalla bunu, açar inşallah. Yeni tebriklerimiz hepsi, inşallah temenni ederim. Sıhhat, selamat, kimsenin kaybetmeyelim bu huzurdan. Ve genişli olsun, insanlarımız katılsın, bizimle beraber. Gençlerimiz maalesef, şimdi konuşurduk. Yani bir münasebet olanında, bir tecih olanında bir şey olsa, aile var, beş genci var. Tecihede durup duramam ama gelin baba bir güne burada mahana kaparlar. Yani böyle bir bahana da bayık diyor, affedersiniz. Burada oturma özel sohbet, ayda bir gün o da bir iki saat birbirine görüşüyor. Kim kalıp, kim ölüp, kim yardıma ihtiyacı var, para bir miktar ele geldi. Teberat bizi, insan kim isterse verir, yığışır. Bundan yardım etmişler, tecihelerde tecihelerime vermişler. Hastalıklarda hastaya yardım etmişiz. Bir yasaklar tercih olanda bir lafta yazdırır. Bir kifre yetmede bazen
Mən özümdən bırakaram, fərq etməz. O aynı zamanda da kifir meclisinden de meclis hediyeler alır, filan alır. Geçen yıl iki defa kifir günü oldu. Hafla oldu, filan oldu. İyi bir müsahamamız oldu şimdi hakikaten. Yani amacımız burada bir görmeli. İkinci, anlayan kifirde neler oldu, kifirlerde ne hadiseler cehren edilir. Ölen, kalan, hasta olan, filan olan. Bir de kifrini unutmayalım. Kifri hakikaten ki bir üçten önce ayrı bir vazadaydı, şimdi ayrı bir vazadaydı. 91'de hükümet kifirde yokuydu. Yani şimdi geçsem, kifriye zaten getmemiz var, gösteren türbelerimizin çok heyeleri kırınıptı. Hem kendilerince yaptılar, böyle yaptılar. Zaman daha geçti. Onlar, o gençler o işleri yapırdı, şimdi onlar da akıllarına geldiler. Onları yaptılar. Biz görürdük yani bazı müsellahlar Kürt bayrağından pazarda gezirler, talka çakırlar, o favlaviler kalmadı. Zaman değişti, bir de ömürleri yetişti. Şimdi dostluk kifirde yenge yarattılar. Sonra başkanın getmeği, bizim getmeğimiz devamlı. Yani bir moral da halk ettik kifir milletinde. Yani kifir Türkmenleri tamam sayılar az oldu, rübhede döküldü kifirde. Ve sebeniye der tabi bundan fazla olsun. Ama ezel o medir bizi diridir, siz hakkımız terk ettiniz. Zuruf var terk ettik biz. Yani tekarruz ettik biz geri yerde yerleştik. Ama yerinde kalanlar zenginimiz kalmadı. Küfürde bayram kutlaması oldu. Bir iki tane burada bizim cemiyede lomiyetler bizi. Yok idi iki zengin bunca elime yemek versin. Baba nasıl Kerpüylü bir günden bir burada muhtemar olup o muhtemara bir bin liraya öz zenginlerimize kaç hepimize belliydi. Kimlerdi kimlerdi öyle bir yardım edebilirler. O zaman kifirde kalanlar bela şu konuşan tabi gider görüşür inşallah oradan. Kalanlar hepsi memurlar emekli maaşlı. Yani o zenginlerimiz var idi 60'larda 70'lerde. Hepsi vefat etti, kırıldı, varadı oldu. Kayserimiz var, Kayserimiz dağınıptı, yıkınıp dökündü. Bu hepsi varadı oldu. Kayser'in hükümet bağlı öyle ki, buranın Kayser'si hükümete gidip, orada her etapı o düzgarlar. Onun için soğuk etme, bilmem ne etme, şey etme, onu genişten ihmal etme, yoğun bir basılıp ister. Çok yoğun yok. Gider görürüzler, bakın. Bir de diğer hoş geldiniz buraya. Bütün oturanlara selamım. O bütün gelenler, o bütün misafirler hoş geldiniz, safa getiririz. Tabii burada birinci bir soru ne için oturmak? Bizler o vakit küfrünü terk ettik, genciydik. Bu oturanlar hepsi küçük bir ömürde iş zoru, yeni vazife zoruyla küfrünü terk edip hele bizde eski yaralar hele bizde ilacı olmadı. Hani Karaoğlan, hani Salahiye, hani yedi kızlar. Bizde hele bunları bir hale yetirmeden eski bir yani yenge bir hastalık oldu. Bu bizim bölgemizde biz çıkandan sonra. Biz çıktık sayı az oldu. Kalan bizim irs hazaramız hepsi bitti azende töçünde. Kalan burada kalıp bes gevul yakınlığı. Gevul yakınlığı burada bu oturmadan inşallah hallolup. Bizler yardımlaşmışız ara yerde. Kifirede olan, burada olan fakir ailelere her vakit gözümüz var. Her vakit bizde olan dergiler müstemirdi. Bir nakbara millik. Ama bizim temennemiz daha olsun. Bizde gegeh sayı olursa üstkek bir adet, üstkek bir sayıda kifirden çıkan var. Ya biz bura, bütün yerlere. Üstad Cavide daha fazla ben daha fazla kısası olur bu işlerde. Ben o diyor 200 aile yani civarında kifirin terk edip. Tamam kifirin terk ettik ama gölümüze kifir dağıdı. Her vakit oturduk, her vakit sorduk ama daha fazla bizde etmenden olur. Daha fazla koştuk olur birbiri burada görmek. Burada birbiri görmek aynı vakitte ayrı bölgelerden, düşman bölgelerinden veya sağ olsun düşman bölgeleri bütün her vakit burada bizimle beraber bizleri yalnız koymayıplar. Altın Köprü, Doğuz, ayrı yerler, ayrı bizim düşman.
köylerinden. Sağ olsun Usta Nebil bizi aradı. Sağ olsun bütün oturanlar. Ama biz küfrini hiç vakit yattan çıkartmamışız. Her vakit bizim zeminimizde bırakmışız. Her vakit ya Rabbi o bizim asıl bizim yerimiz, vatanımız ve küfirden başlar. Biz küfirden memnun, ehlinden memnun, bütün yerden memnun, bütün alemden memnun. Temennimiz bir yenge yılda, yenge gevirler olsun, yenge oturmalar olsun, yenge işler, yenge hizmetler olsun. Bu alemi hiçten uvara, iyiden daha iyiye tahvil etsin. Çok memnun oldum, çok sağ olun. Ustad Nebil de bir daha çok sağ ol, sen bizi aradın ve Allah razı olsun. Ustad Serdar Hasan öğretmen. Tabii Ustad Nebil'den çok çok teşekkür ederiz bu katılmağa. Bir güzel şey de söndü. Dedi burada gençlerin sayısı çok şeydi yani azdı. Biz de oturanlardan ki böyle küfrü kalkıdı. Onların helbet oğlanları var. Genç o yetiribler özünü. Koy onlar da iştirak etsinler. Onlar da gelseler katılsınlar bu toplantıya. Ki bizi zenginlendirsinler. Aynı zamanda da bir güzel bir şey dedi. Dedi bizim ben sarahaten bu küfür dergisinde bir üyeyim. Çok sıkıntı yani çekirik bu şeyde yani malumat yığmakta. Küfür üzerine. Ki böyle oldu yani Muhammed Haşim neneden küfür dedi, babadan karşılıklıydı, onun kapsını çaldık. Yani biz ondan önce dedik kimsenin kapsını çalmayalım, koy küfürlerin kapsını çalalım. Maalesef küfürlerin kapsını çaldık, kimse bize bir şey vermedi. Kimse de aciz olmasın sarahattan. Ki indi böyle oldu Üstad Nebil, o çok yani memnun olduk o zaman. Üstad İbrahim de aynı zamanda ve mene de Üstad Faruk Köprülü aynı zamanda da söz verdi. Mene şey zenginletirsin malumatı. Ne yazık ki küfürlerini şeyin malumatını biz ayrı kimseden Allah. Bu bizim için fakirdi de. Yani yanlarındaydı ki bilirler mesela küfürde iyi insanlar başta gelen insanlar çıkıptı. Edebiyatçı olsun, katip olsun, şair olsun. Biz haz ederdik küfürlerin şeyinden çıksın, koluyla çıksın. Çok sağ ol Üstad Nebil. Metin Cevdet Ali Seheroğlu Mücellanın üyesinde aynı zamanda hattatı ve Kari Kur'an. Her birimiz yaşkarı gelmezdi. Ya kardeşi, ya da yaralanıp, ya da hizmeti Allah'a salamat yedirmezdi çıkıp. Demek ki orada hepimizin de tebrik ederi, orada da çalışanları, orada akrabaları, Allah rahmet etsin bütün şehitlere. Ve bu günümüzde hakkımız da var. Her zaman anma yapan ve bu anmada ölüler ki ve aynı zamanda da diriler ki dostlarımızı bir gün altı kanunuz ama biz toplantımızı, istekbalimizi yarın yapmışız. Bu dağıtmışız da arkadaşlara ve yarın saat 10'dan 1'e kadar arkadaşlar, dostları, bütün grupları atmışlar. Burada istekbal eder bizlerin. O da cuma naş yapmadı. Cuma namazı var. Bir iltizamat edebi var, dini var, ahlaki var insanlar. Hoşlaşmaz cuma günü bir illa akşam üstü. Akşam üstü de istemedi. Bizim bu görüşlerimiz var. İstiklal eder bu huzuru da aynı zamanda diyelim öğretmenlerimiz var burada. Eski öğretmenlerimiz Cevdet Efendi'di, Yüksel Efendi'di. Birer hediye veremezlerdi. Varımız daha hele biraz oradan daha genç. Biz gelecek aylar. Onlara da aynı zamanda. Ustad İbrahim'i de misafir etti. Onun da bir hediyesi var burada. Bir de Bedir Efendi küfür mücellesini izler edilir. Musa Mehmet'i. Onu da diyelim bir de hediye münasebe veremez. Doğrudan arkadaşlar ben sizin demek istiyorum. Bu benim sınımının kıymeti çok büyüktü. Ben bir şey yapmadım. Ben biz hakkımız şair usta. Ben şairin farkı neydi? Heze bile, vezin bile, kafiye bile. Bes. Sonra ben indi, ben Hazı Ömer, Almanya'da, Avustralya'da olsak 100 şair yasaydım. Bir konuşu diyoruz, siz biz şair ettiniz. Siz biz diyoruz, İbrahim şairdi, sonra Ömer şairdi, o şairdi. O zaman milletin borcunu vermek. Neyden? Bir böyle münasebe olsa küfrün üzerine. Bir böyle münasebe olsa Haynakin üzerine, Erbil üzerine.
Biz sadece görevimizi yaptık. Yani bu sizden böyle bir takdiri de bize unutmayız efendim bana. Sağ olasın Süleyman. Çok sağ olasın başkan. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Şeyhlerine gösteriyorum. Allah. Sen öyle. Tebrik ederim tabii. Yaşlı öğretmenlerimizden bizim dernek şeyde bu huzurda Ustad Cevdet Seher. Tebrik ederim. Buyurun. Tebrik bu kere harzdan başlayalım. Ondan sonra küfre başlayalım. Evet. Evet. Allah. Sayın İbrahim bu şey. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Olsun. Allah. Tebrik ederim. Bu da ikinci yaşlılığımız öğretmenlerden burada. Bu bir alkıştır bize. Sağ ol. Bu da yetme hala. Muharrem dergisi ama küfür dergisi. Dergisi. Küçük bir hediyedir. O da bir yadigardır. Fotoğrafta kalı. Unutmaz inşallah. Uzun ömürler dilerim. Değerli ve aziz Morkif Radyosu'nun dinleyicileri ve YouTube üzerinde yaptığımız video seyircileri. Bugün Kerkük'teyiz biz. Kerkük'te Kifri Sosyal Meclisi'nde ki bunlar bu ay, bu her ayın Cuma günü ilk cumasında bir toplantı yaparlar. Burada Kifri halkları burada toplanırlar. Şimdi bu meclisin hakkında daha ayrıntılı konuları anlamak için, sizlere izah etmek için meclisin başkanı buradadır, Cevdet Efendi, Cevdet Abdülhakim. Cevdet Efendi, merhaba. Merhaba, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Cevdet Efendi, lütfen bekçe izah ettiyseniz dinleyiciler için ve seyirciler için bu meclis hakkında, bu meclis ne zaman kuruldu, amacı neydi, ne için kuruldu, faaliyetleri neydi? Bu meclisi 5 yıl evvel takriben kurduk. Burada bizler küfürler, yani birbiri görmek için, birbiriyle oturmak için, birbirinin vazını anlamak için bu meclisi yaptık. Şimdi gördük dağınağı burada yani. Birbiri yoktu, bir yer yığıştırsa bizi. Onun için bunu ettik. Tabii bu oturmamız da bir siyasi şey değil. Mücadele birbiri görmekti. Birbirinden içtimadı, birbiri görmekti, birbirinden oturmaktı. Bu birden ihtiyacı olan müsaade edek özüne. Ve indi kimin yürürük bu şeyimizdi, bu damacımız budur. Yani bir her şey, bir gayemiz yoktu. Ki sonra kifirinin vazığın ani yakın. Mesela çoku gider kifirden gelir, konuşur bizim için der kifirde filan şey var, filan şey noksandı. Yani filan şey mesela edasız. Yani budur damacımız. Nihayet yani şeyimiz budur. Bu sizin görüşmeniz, bu sizin görüşmeniz aylıktı, haftalıktı, ne zaman? Aylıktı, bizim görüşmemiz aylıktı. Birinci cuma ay başından sonra otururuz. Yani her ay. Yönetten sonra da oturmamızda. İşte fasla göre de var saat 3'te de, indi mesela 3.30 kışta de. Yaz günü olur saat 5'te, saat 6'da işte böyle otururuz. Bir saat 2 saat birbirinden otururuz, görüşürüz, kalkarız. Kimler buraya geldi? Kifri halkından başka. Başka kimseler de geldi buraya? Geldiler. Köprüden var geldiler. Duzlağı var geldiler. Kerkülü var geldiler. Aynı karşıra bizimle. Yani kapı açık. Açıldı kapımız. Her kimse aç. Her gelen terhip eder o zaman. Sevindin kızlan. Böyle böyle. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Ben Cevdet Abdülhakim Vendavi. Eski avukat. Sağ olasın. Memnun. Değerli ve aziz dinleyiciler, şimdi de meclisin başkan yardımcısı eski emekli general Yaşar Vindavi. Yaşar efendi, merhaba. Merhaba. Yaşar efendi, istirik bu meclisin hakkında konuşasın ki sen meclisin başkan yardımcısı. Bu meclisin biraz faaliyetlerinden konuşasın. Bu meclisi bildiğimce bir dergimiz de var. Onun yanında da ödüllüsüz bazı insanları. Resmen bundan konuş. Küfür Meclisi 17-2-2015'te kuruldu. Hakikaten bir
fikrimizde vardı. Kifir beş bu insanları bir araya getirme, bir buluşmağın bir yerde. Bir önemli abimizin teziyesi, bacısının teziyesinde yetik üç kifirli gördü. O da biziydik. Rahmetli Faik Efendi'ydi, Faik Cemal Mendavi. Bir de Üstad Cevdet, ben. Döndük yani yazı olsun kifirler ki bir böyle insanın teziyesine gelmirler. Hemen hemen döndük. Ondan sonra başladı insanlarımızı yığıştırmağa, bir araya getirmağa. Evvelin birbiri görəğin, ki anlayağın, üstümüze düşer. Kifirlilerden muhtaç kimse oğlu, ölen oğlu, hasta oğlu, yardım ihtiyacı var, ziyaret ister. Bizim yaşlı insanları evine getirmek, dostlarına bir şeyle birbirinden görüşmek. Fikir esas budur. Ve bizim görüşmelerimiz burada zaten bar verdi. Kifre'ye giden dağın kifirliler, Türkmenler orada başlarını kaldırdılar. Yani ziyaretlerimiz kaç ziyaret oldu, ne kadar gidirik. Ve orada da bir moral verdik. Hatta bile demem ben yani çabam oldu. Çaba başkanını oraya yaparmak. Ben bir defa gittim. Ondan sonra Bayezid Efendi her zaman gider başkanla beraber. Kifre'de zaten kutlama oldu. Ramazan bayramı cephe başkanı sağ olsun. Orada kutlamanı yaptı. Kerkük'den, Türkmen elinden insanlar geldi oraya. Kifre'ni tarif etti. Bu bizim için bir hakikate bir gurur duyarak bunda. Memnunum ki onlar ki bizimle beraber katılımlar bura. Kerkük'den olmuş, köprüden olmuş, Duz'dan olmuş. Her yer olmuş. Sonra bu hekir diyor ki biz Türkmenleri, bela şu konuşma. Bizim dostumuz var. Kürtlerden de burada Enver Cemal Deleviydi zaten. Güzel. Ama neydi? Kifirliydi. Fikri, kalbi kifirdendi. Kifri unutulmuş bir şehirdi. Evet. Ve onun şu kifrini diriltmek için biz her zaman hazırız kifrini adını dile getirmek. Bu dile getirmek bizim şey yeter ki kifir kalıp. Kifri ölmeyipti. Fikrimiz bu da hakikaten. Biz teşekkür ederiz. Sizler... Bir faaliyetimiz de var. O da Kifir Dergisi. Biraz bundan bahsedelim. Ha, Kifir Dergisi 3 sayı çıkarttık. Tabii... Neler yazılı bu Kifir Dergiden? Kifir hakkında, kifirlerin hakkında... Güzel. Kimler yetişip, eski doktorlardan, eski mühendislerden, eski öğretmenlerden fotoğrafları çıkardırıq. Kifir tarihinden bazen... Tabii birinci biraz... Beğenmedik o yüzden. Çok basit bir dergiydi. İkincisi biraz iyiydi. Üçüncü ki indi arz ettik o yüzden. İndi iyileri neyisiydi. Temenni eder gelecek sayı bundan daha iyi olsun. İnşallah. Maddi durumu filan belki daha iyi olur. Onun için kifrini yalnız adını getirmem bizim için yeter. Dergide olmuş, mecliste olmuş burada. Eğer televizyonlarda da olursa biz bunu konuşuruz her zaman. Teşekkür ederim. Sizlere başarılar dileriz. Sağ olun. Ben emekli tüm general Yaşar Öndavi. Tabii kifirliyim ben. Fakr ederim. Ama sakinim şimdi burada. Ve aynı zamanda da Irak Türkler Muharribler Dergisi Başkanı. Biz de aynı zamanda bir dergi, Muharrib Dergisi çıkardık burada. İçinde kifir sayfası yapmışım. Ben çünkü baş yazarım. Onun için ben özüm dergiyi, kifir dergisi çıkmazdan önce, yanılmazdan önce kifir sayfası var. Zaten kifriden de subaylar var. Kifriden de subaylarımız var tabii. Kalanlar var. Bizler de takiğinde oturmuş burada. Hayatta yıkanı. Sağ olun. Ama çok sayıda da vefat ettiler. Allah affet sözlerini. Adlarını getirmeye de gerek yoktu şimdi. Tabii biz teşekkür ederiz. Morki Radyosu bizimle beraber bugün katındı. Ve bizden görüşler aldı. Bunun için gelecekte de temenni ederiz bizimle beraber olacak. Ve inşallah iyi bir bilgiler alacaklar bizden. Teşekkür ederiz sizler. Ve sen ve ekibiyle beraber. Sağ olun. Tabii Kifri Meclisi'ne katılan her zaman
Davamlı buranı ziyaret eden, buranın toplantılarına katlanan bizim edebiyatçımız şair Ömer Türkmanoğlu. Ömer Efendi merhaba. Merhaba, gözüm üstünde bir. Ömer Efendi, ben bilmem sen köprülüsün. Sen burada niyedisin? Aslında ben köprülüm. Harda Türkman var, harda Güler üzü var, harda iyi insan var. Ben ora cevulden giderim. Memnuniyetle giderim yani. Biri birine decerlidiler, biri birine alçal gönüller. Yani insana yakındılar, yakın. Yani bir şey başvacısa başva konular. Bir münasebe olsa acı taziye olsun, Allah görsetmesin, toy olsun, şey olsun. Evvel vahel baksın üzler hazır. Yalnız da gitmezler ha. Bir büyük heyet incelerler. Taziye olsa bir lafte de yazırlar. Ben özüme alım, ameliyat ettim, bir heyetten geldiler. Hacı'dan geldim, bir heyetten geldiler. Armağan'la da geldiler. Kardeşimin taziyesinde, vefatında hepsinden memnunum ben. Hepsi geldiler. Bu benim ölende mi adımdan çıksın? Yok besmele, bütün insana beledi. Bu mecliste de akademi var, öğretmen var, alpaylar var, iyi insanlar var. Hepsi biri birinden iyisidir. İyi şeyler var, avukatlar var, kültürlü insanlar var. Yani ne diyesem burada var. Yani bu bura, ben özüm mütabaa ederim, naksı gün gelin bura. Yani her zaman aybaşı oğlu gelin hatta bura. Yani birbirinden iyiydiler. Sizlere başarılar dilerim. Hayatım gözümle, memnunum. Sevgili ve aziz dinleyiciler ve değerli seyircilerimiz. Bugün burada Kifri Meclisi'nin toplantısında bulunduğumuz sıralarda diğer bir edebiyatçımızla bir araya geleceğiz. O da İbrahim Koryalı. İbrahim Efendi merhaba. Merhaba. İbrahim Efendi, sen burada ne yapıyorsan? Bilmem sen asıl da Koryalısan, koyduk Kürküklüsen ama bu mecliste, Kifirlerin Meclisi'nde sen ne yapsan, neden gelipsen buraya? Bu soruya cevap vermeden önce Morkif Radyosu'na çok teşekkür ederiz. Nebil Küzelçi Bey, bir de Adil Bey, bir de kameraman arkadaşlar. Doğrudan su yolumuzla bizim burada çalışmamız yurt dışına yetişir. Allah razı olsun sizden. İkinci bura Kifri Sosyal Konseyi'di. Adı Kifri'di ama bütün Türkmen eli için kapısı açıktı. Ben bir gün burada altın köprüleri gördüm. Duzlavlar da var idi. Diğer arkadaşlar da gelebilir. Her ayın ilk cümahasında güzel bir oturum oldu. Ben ondan önce geldim, bir de geldim. Tartışmalar oldu, yeni haberler oldu, yardımlar oldu. Allah razı olsun özlerinden. İşte Kifri demek, Türkmen'in ruhu demek. Biz hiçbir zaman Kifri'ni unutmamışız. Zaten burada Kifriler en güzel bir el olublar. El birlik, fikir birliği var özlerinde. Umarım ki Kerkük'te de Duzlavlar tarafından, köprüler tarafından öyle bir şeyler, Erbiller tarafından bir böyle şey yapılsın. Bir koryatım var burada, sıra marmağını yedim size. Diri Mehmet Korkmaz ölmez. Tabii Mehmet Korkmaz bilirsen şehidimiz idi, Kifri'di. Mehmet Korkmaz ölmez. Cuvan cesadis olmaz. Kifri'nin baş üskagi Reji oğluydan dönmez. Tabii Reji oğlu Abdülhakim Reji oğlu bir büyük edebiyatçıydı. Bir de Kifirliydi. Bir de rahmetli Fatih Dönmez, Bayezid'in babası, bir de Mehmet Korkmaz, bunları gözümüzden gördük. Yani ne kadar bir insanıydılar milliyetçilik yolunda, edeb yolunda. Allah razı olsun burada Kifri ahalisinden bu konseyi açıblar. Önemlisi de olan sizden, yani sen ve kameraman, yönetmen arkadaşlardan bu güzel faaliyetleri aktif olarak yurt dışına gönderirsiniz. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim sizden. Sevgili ve aziz dinleyiciler, Morkif Radyosu'nun dinleyicileri, gelecek güncelde bir daha buluşmak arzusuyla hoşça kalın.